Sevgili Arka Bahçe izleyicileri, Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin dördüncüsü Melbourne'ın merkezi Federation Square'de gerçekleştiriyor. Adı da üzerinde, Anadolu'dan izlenimlerin, Anadolu'dan birikimlerin, Anadolu kültürünün yansıtıldığı bu şölende. Arkamda gördüğünüz gibi Truva Atı var. Truva Atı da Anadolu'nun önemli bir simgesi. Ve bugün hava muhalefetine rağmen dediğim gibi katılım fena değil. Ve az sonra da Türkiye'den konuklar sahne alacak. Ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden grupların yer aldığı Anadolu Festivali devam ediyor efendim. Zakir Yıldırım'la birlikteyiz. Evet. Dördüncüsünü idrak ettik. Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin. Biraz hem duyguları alalım hem de bu çalışmalar nasıl başladı ve bu ana nasıl geldi? Efendim, sizin de zikrettiğiniz gibi dördüncüsünü şu an düzenliyoruz. Melbourne'de Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin. İlk sene biliyorsunuz Docklands'te, ikinci sene Docklands'te, üçüncü sene burada Fed Square'de. Ve dördüncü sene yine burada Fed Square'de gerçekleştirdiğimiz Anadolu Festivali'nin yoğun hummalı bir çalışmanın neticesi bu tabi bildiğiniz üzere. Bir kişiyle, 10 kişiyle, 20 kişiyle olacak bir şey değil. Sahne arkasındaki yüzün üzerinde gönüllü insanla yapılan bir hizmet bu. Evet, peki Docklands'de başladı. Melbourne'un merkezine taşındı, evet. Daha da merkezine taşındı. Evet. Bu hedeflerin büyümesinde böyle bir genel anlamda bir strateji var mutlaka. Bundan sonra nereye yani gidecek? Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin amacı Anadolu'nun, Anadolu medeniyetler beşiği olan Anadolu'da yaşamış o zenginliği buraya göstermek. Avustralya insanına göstermek özellikle. Çünkü Avustralya biliyorsunuz çok kültürlüğüyle ünlü bir ülke. Dolayısıyla biz bu çok kültürlük dendiğinde Anadolu hiç de yadırganmayacak hazineye sahip. Bu vesileyle de bu birebir örtüşen çok kültürlülüğü burada da göstermek istedik özellikle. Bu tabii Docklands'de, daha sonra da burada istiyoruz ki her yıl çok daha fazla Avustralya'ya, çok daha fazla Melbourne'liye ulaşabilmek, bu zengin kültürümüzü, hoşgörü dili Türkçemizi onlara göstermek, sevdirmek, yaşatmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak. Ama bu arada bulmuşken Türk müziği ile alakalı çalışma var mı? Türk müziği ile alakalı biliyorsunuz bizim koro çalışmalarımız zaten bitmez. Türk müziğine gönül verdik biz zaten. Merhaba arkadaşlar. Türk müziğine gönül verdiğimiz için Türk müziğinin yaşatılması ve sevdirilmesi adına da koro çalışmalarımız var, enstrüman kurslarımız var. Devam edecek de bu bizim için inanılmaz ve çok haz aldığımız bir hizmet.
Hakikaten çok uzaklardan 24 saat, 25 saatlik yolculukla İstanbul'dan buraya sizler için geldik. Neden? Anadolu Kültür Günlerini, İstanbul'u sizlere getirelim istedik. Sizlerle burada dünyanın en uzak köşesinde, dünyanın en uç noktasına da sizin için gelebileceğimizi göstermek dedik, göstermek istedik. Hoş geldik, hoş gördük. Bir kez daha merhaba. Vatan şaşmaz bizlerle. Daha uzaklardan geldiniz. Önce duygular tabii. Valla dünyanın bir ucu. Yani Avustralya'nın da en uç köşesi. Ama sahnede de söylediğim gibi oradan buraya gelip sizlerin burada yalnız olmadığını size hissettirmek çok büyük bir mutluluk. Avrupa'ya gitmek kolay. 1-2 saat uçuyorsunuz ama burası 24-25 saat sürdü aktarmayla. İlk kez değil mi? Avustralya kıtasına ilk kez. Şimdilik Melbourne'deyiz. İnşallah yaza doğru da Sydney'e de geleceğiz. Çok keyifli, çok güzel. Evet uzak ama değdi. Buradaki gülümsemeleri, gözlerin içerisindeki insanların bakışlarına gülümsemeleri görmeye değdi. Peki buradan döndüğünüzde aklınıza kalan ilk şey ne olacak ve ne aktaracaksınız dostlarınızı? Yani Avustralya tabii çok güzel bir yer. Ama yani canım memleketim bambaşka ya. Yani koşarak evet. Döneceğim yani onu söyleyeyim muhakkak. Burada çok inanılmaz sıcakkanlı insanlarla tanıştım. Hatta bizim Türk misafirperverliğimizin de yavaş yavaş ölmeye başladı ülkemizde. Burada çok daha sıcaklığı hissettim. Hatta buradaki Türkler Avustralyalıları da biraz Türkleştirmişler. Onlar da çok sıcakkanlı geldi bana. Müthiş karşılandık. Güzel günler. Çok kültürlülük çok önemli. Tüm dünyada artık globalleşme deniyor. Soğuk bir kelime. Ama çok kültürlülük çok daha sıcak, çok daha doğru. Programlara devam. Devam. Yine Türkiye'de programlarımıza devam. Yine böyle sunumlara devam. Arka bahçe için son bir mesaj alalım. Avustralya Melbourne'ün Türk sesi, yerel Türk sesine arka bahçeye çok teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiler. Birbirinize iyi bakın. Çok uzaktasınız. O yüzden lütfen kenetlenmeyi siz de unutmayın. Birbirinize ihtiyacınız var. Bol şanslar diyorum. Türkiye'den sizlere sıcak dolusu sevgiler, saygılar getirdim.
I'm from the Victorian Multicultural Commission, and this is the first time I'm doing this, so please go easy on me. Okay. One, two, three. Good go. Good try. One, two, three. Sevgi, muhabbet, vefa. Sağ olun, var olun. Şimdi geçen sene görevi kalmıştık değil mi? We were equal this last year. Well, we'll see what happens now. One, two, three. Değerli misafirlerimizin burada çeşitli ülkelerden gelen, sizleri bizleri temsil eden çok kıymetli devlet büyüklerin bir teşekkür konuşması olacak. And in 51 they signed, the Australian government and the Italian government signed an MOU. In 53 with the Greek government and 67 with the Turkish government. But instead of workers, they got people. People with a vision, people with aspiration, people who wanted to work hard and build a future for their children. And today we look around and we see the benefits of migration to this country of ours. The Turkish community has been very much part of our culture, of our way of life. You have worked hard to build this state and build this nation. Without any doubt, Melbourne is one of the most multicultural cities of the world. It's my personal experience. I can attest to the fact that Melbourne indeed leads multiculturalism in a very successful fashion. This success owes its success to yourselves with your contribution. Victoria Police, Mr. Jack Blaney. I've had some experience in travelling to Turkey and enjoying that wonderful country. And even last year, travelled to Turkey and visited some of the areas down in the south. And I was struck with the level of community spirit that existed in the south of Turkey, and particularly in an area called Hatay, which is right next to the Syrian border. And they've got a community there that openly celebrate the diversity of the life that they live, the diversity of the faith that exists, and the support they provide for people all around the world. So from a perspective of Victoria Police, we're very proud to be associated with the Australian Turkish community. Çok büyük alkışlarla Uğur Işılak sizlerle! İçim
sazımdaki dokunma meremler ilaç taramıyor. Parçalandı sabır taşı, gelsen de bir gelmesen de. Kurudu gözümün yaşı, silsen de bir silmesen de. Kurudu gözümün yaşı, silsen de bir silmesen de. Silsen de bir silmesen de. Yaşadığım bir beladır, ailin gözü eladır. Şahidim arşı aladır. Bilsen de bir bilmesen de, şahidim arşı âlâ. Bilsen de bir bilmesen de, bilsen de bir bilmesen de. Ya ağladım, ya inledim, gönlün sesini dinledim. Çok kıymetli protokol. Çok kıymetli basın mensupları, çok kıymetli devlet adamlarımız aramızda, hepsine buradan huzurlarınızda hem şahsım hem sizler adına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tekrar da kocaman bir alkışlıyoruz. Ülkemizden Avustralyalılar da var. Welcome diyelim bir de ayrıca. Ben bir kere küstüm, gül bana küstü efendim. Aslı nedir sezemedim bir türlü. Ben Leyla'ya küstüm, çöl bana küstü efendim. Sultanım. Aslı nedir sezemedim bir türlü. Aslı nedir sezemedim bir türlü. Ben Leyla'ya küstüm, çöl bana küstüm efendim sultanım. Sevgili Arka Bahçe izleyicileri, Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin dördüncüsü az sonra noktalanacak. Duyduğunuz gibi sahnede Uğur Işılak var. Gecenin az solisti. Ve kalabalık da artmış durumda hava muhalefetine rağmen. Gerçekten bu organizasyona emeği geçenleri Arka Bahçe ekibi olarak kutluyoruz. Gelecek festivallerde görüşmek dileğiyle efendim. Allah deyip şöyle bir doğursa.